Total İstasyonları gün ortasını sunar. Değerli izleyenlerimiz, saatler 12.30'u gösteriyor. EkoTürk'te gün ortasına hoş geldiniz. Ben Ahu Orakçıoğlu. Bir saatlik yayın kuşağımızda şöyle bolca nefes alacağız diyeceğim. Şöyle bir ağır bir ekonomi borsa yayınının arasına girdik. Çok keyifli bir konukla, dünyaca ünlü, muazzam bir sanatçımızla minicik yüzeylere dev sanat eserleri çizen, ünü dünyaya yayılmış bir sanatçımızla Hasan Kale ile merhaba diyelim sizlere. Hoş geldiniz Hasan Hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim sizlere. Instagram'dan sizi yıllardır hayranlıkla takip ediyorum. Alışkın olduğunuz nidalar bunlar, biliyorum. gerçekten de muazzam işler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sadece yapmamız gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Vallahi yani muazzam bir iş yapıyorsunuz. Şöyle ki yani işin misyon tarafını da şöyle ben kendi adıma ifade etmek isterim. Hani böyle gündelik hayatın içinde sevgili seyirciler, bize böyle çöp gibi gelen şeyler var ya, böyle bir tarafa attığımız, savurduğumuz, bir çekirdek çitliyoruz, atıyoruz. Aynen. Minicik bir pirinç tanesi ne olacak, atıyoruz. Bizim işte o çöp muamelesi yaptığımız şeyler Hasan Kale hocamız için bir şey, ne diyelim, bir sanat kapsülü. Sizin için bir tuval orası. Siz orada bambaşka şeyler görüyorsunuz. Ben şunu ifade etmek isterim. Hani küçücük bir şeyin içerisinde kocaman bir değer arama konusunda bize bir misyon yaratıyor sizin şu sanatınız. Farklı bakış açıları ve değişik pencerelerden girerek yepyeni bir konuşturma dili oluşturmak üzere bundan mikro artta sadece 26 yıl önce yola çıkmıştım. Hı hı. Ne mutlu ki çıkmış. Ne güzel. Biraz hocamızın yaptığı şeyleri de Burçin, sevgili Burçin Tekgül Kırca'dan rica edeyim. Yani yaptığınız işler küçücük bir, ne şimdi kaç obje, kaç şey kullandınız bugüne kadar? Ahu Hanım yaklaşık... Minyatür demiyoruz sevgili seyirciler, evet. Bu arada. Mikro art diyoruz. Aradaki farkı da hocam anlatacak bize birazdan. Kendisi bir minyatür sanatçısı aynı zamanda, evet, aslında. Yani orada çok bir karmaşa yaratmamak adına şey yapıyoruz. Tüm dünyada mini art, minyatüre art diye geçiyor ama bizde minyatür sanatıyla ilgili olunca çok böyle bağdaşmıyor. Çünkü onların şeyleri farklı, yolu farklı, ifade biçimleri farklı. Hı hı. Bu biraz daha çünkü mikro çizgilerini yani minyatür çizgilerini kullanabilirsiniz ama çok daha başka bir şekilde sunum yaptığınız için de mikro art daha kolay geliyor. Anlatım dili olarak kolay geliyor. Bütün dünyada da bu sanatın adı mikro art. Ya, bu manada, evet, bu mikro art olarak. Şimdi hocam küçücük bir yaprak, değil mi? Şöyle bir verelim arkadan, voldan izleyelim hocamızın yaptığı. Bu ne hocam burada? Meyve çekirdeklerini de çok kullanıyorsunuz. Yani bu bir aslında fındık. Evet, fındığın üzerine yaptığınız işte, bir çizim. Oreolar var. Yaklaşık 350 farklı obje, artık saymayı bıraktım ama sayısız eser demek daha doğru. Evet. Yani 350 eser değil, çok eser var. Objeleri, bazı objeleri farklı farklı şeylerde, eserde, şeylerde, resimlerde kullandım. Bu alanda da bu kadar obje çalışmış dünyada başka bir sanatçıya rastlamadım. Aha. Bir Türk sanatçısı olarak hem bu bakış açılarını değiştirip farklı anlatım dili oluşturarak bir de Anadolu'dan bu kültür izlerini taşıyor olmak, değil mi? Benim için çok keyifli tabii ki. Şimdi... Siz tabii minyatürde genelde hep daha Osmanlı'ya dönük, değil mi, bir sanattır minyatür sanatına baktığımız zaman. Aldığı tema, ilham, geçmişten bugüne kadar. Günümüzü çok takip edemiyorum doğrusu ama sizde her tür tema var. Hem Anadolu'dan ilham var, hem daha modern, daha çağdaş temalar da var. Kültürden çok etkilendiğinizi, İstanbul'u çok sevdiğinizi. O bir aşk. Evet, değil mi? Onu da... o aşkı zaten yıllarca bütün sanatçılar hangi alanda olursa olsun, o sanatçılar İstanbul'u anlatmaya, kendince anlatmaya çalıştılar. Hı hı. Anlaşılamadı. Ben de kendi tarzımda ve kendi çizgimde anlatmaya, hı hı, çalışacağım. Hocam, o da anlaşılmayacak. Kibrit çöpü üzerinde ne gördük orada? Bir baykuş. Einstein vardı. Ne? Einstein, inanamıyorum. Evet. İnanamıyorum. Şimdi buradan baktığım zaman burada işte İstanbul teması, değil, evet, mi hemen? Evet, İstanbul'u çok kullanıyorum ve son yıllarda da kahveyle kullanmayı tercih ediyorum. Evet. Çünkü... Kahve benim hep hayatımdaydı zaten, gecesinde gündüzünde çalışırken bana eşlik eden çok yakın bir dost aslında. Son dönemlerde çok daha şey geldi, biz Türk kahvesini Amerika'da tanıtırken inanılmaz şovlar, işin içine sanatı kattım daha doğrusu.
Bununla ilgili de... Türk kahvesinin tanıtımı konusunda da ciddi faaliyetler var senin dönemde değil mi? Çok. Yani bir mikro art sanatçısıyla bu işi yapmak da Hasankale gibi gerçekten o da çok devrimci ve güzel bir bakış açısı. Geliyor ya, çok az kaldı. Bir belgesel çektik. Amerika'da kurulan Gizem Salcı Gilbert'in kurduğu Turkish Coffee Lady Vakfı'na ilgili. Tabii ki bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan sevgili Murat Kolbaşı, sevgili analım Sema. Sevgiyle. Murat Bey'e de sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Yani Sema, bize Gürav, inanılmaz destekçiler Sürmeli. Her zaman. 1 Aralık Amerika'da Washington'da başlıyoruz. Harika. Büyükelçimizle birlikte o tanıtıma. Türk workshoplar kahve sanatı, var. Türk kahve belgeseli. Türk kahve belgeselinin başka bir açıdan. Çünkü biz kahve üretmiyoruz ama bizim bir pişirme tekniğimiz var. Dünyaya bununla yayıldık. Aha. Bunu anlatarak işin içine sanatı soktuk, kültürü soktuk. Otomatik olarak da workshoplarımız devam edecek. Ne yapacaksınız orada siz? Mikro art sanatçısı olarak ne yapacaksınız kahveyle? Yani kahveyle... Birazdan sonra... evet. Kahveyle aslında her şeyi ifade edeceğiz. Algıyı o tarafa kaydırmak için fincan ve sadece kahve fincanlarını ve tabaklarını kullanıyorum ben. Ama orada sadece bir Türk çizgilerini, Türk kültüründen ziyade bu hangi ülkedeysek o ülkenin de çizgilerini workshoplarda sunacağız. Sergiler olacak. Hı hı. Film tanıtımı, workshoplar ve sergiler bu. 5 Aralık'ta şeye taşınacak, Dünya Türk Kahve Günü'nde New York'a taşınacak. Hı hı. New York'ta görüşmelerimiz devam ediyor. Sayın Başkan'ın sorusumuzda toplantımız var. Belki tam yerini şey yapmak, hı hı, için herhangi bir aksilik çıkar ise benim niyetim herhalde Times Meydanı'nda muhteşem bir canlı Hadi performans inşallah. Yapmak. Muazzam. Sonra diğer şehirlere geçeceğiz zaten. Peki, yani. Konuşmaya devam edeceğiz. Çok kısa bir mola vereceğiz ama. Çünkü tabii Galatasaray ile ilgili bir gelişme olduğu kulağıma evet. söleniyor. Hasankale hocamla devam edeceğiz burada sohbeti. Bilirli açısından bu sponsorluk destekleri son derece önemli. Hocam var mı futbolda ilginiz sizin? Ben tabii ki Galatasaray'ı tebrik ediyorum bir kere. Yani bunlar çok önemli şeyler. Çok önemli. Ben bir Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlısınız. Evet, evet. Uzaktan takip edebiliyoruz ancak son dönemlerde Aha. pandemi de girdi ama iyi bir Beşiktaş. Peki, mali açıdan sürdürülebilirlik son derece önemli. Siz de bu mikro artı hocam aynı zamanda bir meslek olarak sürdürüyorsunuz. Benim evet mesleğim. Yani bu sizin mesleğiniz. Diğer mücevher tasarımları ya da diğer endüstriyel yaptığım tasarımları saymazsak Aha. asıl yaptığımı aslında hepsinde onu yapıyorum. Mikro artla ilgili Hı-hı. çalışmalar devam ediyor. Yani üzerinde görmüş olduğunuz yüzüklerin Hı-hı. içindeki resimler, şöyle kolyemlikler biraz daha falan. Gösterelim. Yani, sevgili Burçin, tam senlik yüzükler var burada. Burada bu hem tasarımları hem de iş çalışmaları yine mikro artı da buraya şey yaparak. Yurt dışında tanıtırken çok kolaylık sağlıyor bana. Yani evet. neler yaptım anlatım bazen olmuyor üzerimizde. İşte biz hazır bir sergi olarak dolaşmaya devam ediyoruz. Hazır Onun bir için sergi. Harikasınız vallahi. İnsan önce yaptığı işi kendi üzerinde sergileyecek. Bu da son derece önemli. Eğer sergilenebilir bir şeyse. Çok seviyorum ben. Çünkü evet. 2000 yılında ilk yurt dışı sergimi açarken bunu her şeyde anlatmaya çalışıyorum. Bütün sergimi ben kibrit kutusuna koyup gömleğim cebinde yurt dışına çıkmıştım. Bu çok Muazzam. İnanılmaz bir şeydi Muazzam benim için. Bir şey. Taşıması kolay ama her tarafta evet. bir sürü eser götürebiliyorsun. Şimdi bir sergi bir kibrit kutusunda nasıl taşınabilir ki diye yani yeni açan televizyonlarını izleyicilerimiz varsa bu noktada gösterelim sevgili Burçin. Yani hocamızın yaptığı işler. O minicik bir yani bölümü zaten. Dokunmak yani. Bile istemiyorum, zarar vermek istemiyorum. Şunu kapatıyorum hemen. Biraz daha kaldırayım mı şöyle? Hocam muazzam. Şimdi bir şöyle bir bana ufak tefek göster. Mesela şu ne? Şu minicik mini minnoş. Nedir bu? Neyin Buradan üstüne yaptınız? Şöyle size de. Hemen bakabilirsin. O bir mercimek tanesi. Mercimek tanesi. Evet. Beyaza boyanmış. Üzerine çıkan bir peyzaj mı hocam? Ben de artık yakını göremiyorum. Evet yani siz biliyorsunuz. Siz maşallah gözlükler ben, falan. Yani sadece doktorun verdiği gözlüğü taktıktan sonra şey yapabiliyorum. Evet yine İstanbullular var. Çikolatalar var orada. Kırık pirinç taneleri çikolata var. Çikolata hangisi hocam mesela? Mesela şu çikolatadır. Bir çikolata. Kabak çekirdeğimiz var burada. Hı-hı. Lades kemiğimiz var. Ay ay ay. İşte muazzam. Yine minicik odun parçalarımız var burada. Burada minicik bir kitabımız var. Bunu eğer şey yapmak isterseniz. Yapışmış mı hocam? Ben bunu? Özellikle düşmesin Heh, diye şey yapıyorum. Çok iyi yaptım. Hemen daha rahat tutuyorum. Yoksa biraz rahat gergindim öne doğru. Mesela şu. Şunu isterseniz. Müthiş bir şey. Hocam bu minicik, minnoş bir kitap. Şöyle Burçin çok mu küçük, çok evet, mu zorluyorum? 3'e 3, 4'e 4 gibi. Rahatlıkla tutabilirsiniz şu, onu. Mikro ama biraz makro çalış dermişim sana şimdi. Yani müthiş. İçinde bir kız kulesi, arkasında of, yine. Of of. Yani şöyle bir sayfalarında resimler var bu minicik kitabın içinde. İşte tırnağımdan daha küçük diyeyim ben size.
evet çok zorlamayayım kamerayı ama galiba fena değiliz ya. Biraz evet işte şu şekilde evet. Tırnağımdan bile küçük. Ya bu nasıl bir emek, kaç günde çıkar ya Hasan Bey? Ya işte bir sürü insan bunu farklı zaman dilimlerine yapıyor ama iyi bir eser çıkartmak istediğiniz zaman bu bir süre olmaya başlıyor. Aha. Benim yani mesela, için 3 gün ila işte 7 ayda çıkan eserler de var. 3 gün ila 7 ayda diyorsunuz hocam. Benim için yani iyi bir, iyi bir kalıcı nasıl eser. Nasıl bir konsantrasyon? Ya bu satıhta hangi ip, ya nasıl oluyor hocam bu iş? Mesela şu ortadaki yani kiraz sapı, fındık kabuğunun içindeki yanındaki kiraz sapında, evet, orada Atatürk ve Türk bayrağı vardır. Ay inanamıyorum. Şimdi Türk yani, bayrağını tabii, gördüm ben evet, buradan. Evet, onun üstünde de size göstermesi gerçekten çok zor bir kameraman arkadaşların. Yani çalıştığınız en küçük satıh pirinç tanesi midir? Türkiye'de incir çekirdeğini dolduran zam lakabını taktılar bana. Ben lakapları hep bana birileri verdiği için kendi kendime almadım. Evet. Ama 2017 yılının sonunda The Sun gazetesi bir başlık atmıştı Michelangelo'dan atıfta bulunarak. Türkiye'nin mikro Angelo'su dedi. O ben de muazzam olmuş taşıyorum. Hocam. Michelangelo, mikro Angelo. Ha, yani öyle. Müthiş Türkiye'nin bir kelime oyunuyla olarak Michelangelo'nun ne kadar kıymetli bir sanatçı, bir matematikçi, bir dahi, bir Rönesans insanı olduğundan evet, hareketle. Bunlar benim için çok onur ve gurur verici şeyler. Yani biz de ama çok gurur duyuyoruz. Şimdi hocam yayına gitmeden bir kez daha hatırlatalım. Sevgili Hasan Kale hocamız çok önemli bir belgesele, Türk Kahvesi belgeseline evet. Aynı zamanda içinde çok önemli bir rol üstlenmiş durumda. Araya Galatasaray imza töreni girdiği için hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Bunlar çok gurur verici şeyler. Hani biz istiyoruz kendimize ait kültürel değerler bütün dünya tarafından sevilsin, istensin. Ama bunlar işte tanıtmadan, anlatmadan ve doğru bir dil, evet. iletişim kullanılmadan olmuyor. İşte şimdi Türk kahvesini bütün dünyada tanıtmak üzere süpermenler yola çıkmışlar. Evet. Süpermenler, süper kadınlar. İçinde çok kıymetli aynen. isimler var Türk iş dünyasından. 1 Aralık'ta bir belgesel tanıtımı Washington'da yapılacak. 5 Aralık'ta da New York'ta devamı. Ben bir kez daha hatırlatmış, duyurmuş olayım hocam. Çok teşekkür ederim. Yakın gözlüğü kullanıyor musunuz? Tabii yani belli bir hani artık yaş aldığımız için. Yani yok doktorum. Hiç yaş yok işte Hasan Kale'yi görüyorsunuz da. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Ya hocam sizin yaptığınız işte hani gözümüz bırakmaz insanda bu iş canım der. Bir çocuk kalkıp da Hasan Kale'nin izinden gitmek tabii, istese. Yani ister istemez etki şey oluyor ama doktorunun bana söylediği yani çok iyi her gün iyi antrenman yaptığım için bunu biraz daha uzatmışım ben aslında. Çok ilginç. Şey. Bahseder misiniz biraz? Yani göz kasınızı mı kullandınız evet. daha ziyadesiyle evet. saatlerce? Yani çünkü odaklanma, oraya şey yapma, bazen hiç göz kırpmama, nefes almama, kalbinizi durdurma gibi bir sürü şeyler çıkınca. Aha. Ya Burçin, Hasan Kale hocamızın gözlerini gösterirsen bir küçücük çocuk gözü olduğunu görecek izleyenlerimiz. Yani yaşınız yok zaten hocam ama gözleriniz gerçekten çocuk gözü kadar maşallah diyorum. Yani maşallah evet. diyorum. Yani çok enteresan. Bu da ayrı bir şey yani. Bu da işin sağlık boyutu demek. Bir de çok şey soruyorlar. Ben bazen şey olsun diye çıplak göz yapıyorum diyorum. Sonra gözlük tak. Ama gözlük takıyor musunuz? Önemli olan mikroskopla da yapabilirsiniz. Büyüteçle de yapabilirler. Hiç sıkıntı değil. Önemli olan sonuç ve ortaya koyduğunuz hı-hı. eser olmalı. Kesinlikle. Hocam siz hocanız oldu mu bu işte? Olmadı. Nasıl oldu bu kendi içinizden? 80'li yıllarda maalesef bir sürü arkadaş gibi okuyamayanlardanım ama bu benim hayallerimi gerçekleştirmek için asla bir engel değildi. Hı hı. Ben çok geçmiş dönemlerden Mehmet Siyah Kalem'den fırçanın kıvraklığını, hı. Levni'den renk ve ahengi, Nakkaş Osman'dan Sultan Portre'nin inceliğini öğrendim dedim hep. Evet. Bu üç farklı dönemin üç farklı ustası, üstadından bir Hasan Kale çizgisi oluştu. Evet. 12 yıl minyatür sanatıyla ilgilendim. 96 yılının ortalarında bir gece yarısı fırça antrenmanı yaparken 1 milimetreye 20-25 tane çizginin değmediğini fark ettiğimde ne kadar küçük olabilir sorusu. İki yolum vardı. Ya ömrümün sonuna kadar bu soruya hiç bulaşmadan keşkelerle gitmek ya da bugün sizin karşınızda evet. bunun nasıl geliştiğini anlatmak vardı. Bu sene 26. yılım bitti. Maşallah. Biriktirdiklerim var, paylaşmadıklarım var ama bunlar hepsi yavaş yavaş sergilerle zaten ön plana çıkacak. Evet. Sergi? Evet sergi. Muhteşem bir sergi hazırlığı var. 29 Ekim'de Cumhuriyet İzmir'de açıyoruz. İzindeyiz zaten. Hı hı. Bir Atatürk serisi. Üç ayaklı bir sergi. 2022'de Ankara'ya taşıyoruz 23 Nisan'da. Hı hı. 2022-29 Ekim'de İstanbul'a taşıyoruz. Ankara'da
Yani İzmir'deki sergi 29 eserle başlıyor. Ankara'daki sergi 57'ye çıkacak. İstanbul'daki eser 100. yıl olması vasfıyla da 100 eserle bir Atatürk koleksiyonunu kapatacağız. Sergi varken sergi yaşamaya, çoğalmaya, güncellenmeye devam edecek. Hocam hadi bir performans nasıl oluyor bu işe? Çok minik bakalım neler yapabiliriz. Hemen burada şey yapalım, kahveyle size. Bu arada her türlü sohbetimizde eşlik edebilirim. Bu 40 yılı da geçecek hocam bunun hatırı. Yani artık Seba Hanım ve Murat Bey hep söylerler artık 40 yılda biz 50 yıla şey yaptık, atfettik diye. Herhalde bundan sonra 50 yıllar olacak kahveyle ilgili. Kahve inanılmaz bir şey yaratıyor, etki yaratıyor. Aslında beş duyuya hizmet ettirir konuma geliyorsunuz. Koku değil mi? Koku görsel var, görsellik var. Bir de bunu yaparken özellikle canlı performanslarda son derece ilginç ve Türk müziği eşliğinde, Türk enstrümanları eşliğinde bunu güzel bir müzikle kapatıyoruz. Bence çok keyifli. Kahveyi tanıdıkça her geçen gün, her ne kadar her gün yeni yeni şeyler öğreniyoruz ama sonuçları, ifade biçimleri çok güzel. Evet. İnsanlar, Amerika'da 50 bin kişinin, 100 bin kişinin geçtiği yerlerde Central Park'ta dahil olmak üzere inanılmaz performanslar yaptık. Türk kahvesini başka bir şekilde sevdirdik. Biz sadece bu anlamda işte minicik böyle sanatımızda minicik dokunuşlar yapıyoruz. Müthiş şeyler yapıyorsunuz hocam. Ellerinize, emeğinize. Kutuyu kapatalım. Hemen kapattık. Şimdi oradan bir ne çıkacak acaba Türk kahvesi tabağından diye bakıyorum. Buradan yani genellikle böyle çok kısa zaman dilimlerinde yapabileceklerimiz çok sınırlı oluyor ama umarım sizin de keyifle beğeneceğiniz. Müthişsiniz hocam. Görsellik de yansıyor. İzleyenlerimiz de takip ediyorlar. Harika. Hasan hocamın. Hep böyle tasarlayarak mı biraz improvize de olur mu tasarım anında? Yani bu genellikle o an ne yapmak istiyorsak o geliyor. Bazen tabii özel şeylerde kurgular yapmak zorunda kalıyoruz. Ama hiç sıkıntı değil. Sadece performansı her yerde yapabiliyorum. Tek belki de özelliklerimden bir tanesi o. Yani kaç kişi, bir kişi de olsa fark etmiyor. 100 bin kişi de olsa fark etmiyor. Çünkü Amerika'da ve yurt dışında Kanada'dan teklifler var yine şeyle ilgili. Bakacağız. Hem ülkemizde hem sanatı hem kahveyi üzerimize ne düşüyorsa biz her zaman varız zaten. Sevgili dostlarımızın desteğiyle onlarla birlikte yol almak bana keyif veriyor. Tabii ki sizler de bizleri eksik olmayın hocam. Vesile oluyorsunuz, tanıtmamıza yardımcı olursunuz. Yani bir kere çok teşekkür ederim. Siz sanatınızı sadece sanat olarak değil, aynı zamanda bir misyonla da yapmaya kendini adamış bir isimsiniz. İşte yaptığınız işler ortada zaten. Yani düşünüyoruz, bizler yapmazsak başka kim yapar diye. Bir öncü olması gerekiyorsa biz her zaman varız. Eğitiyor musunuz birileri böyle sizden eğitimler alanlar? Ah oğlum, yani çok istiyorum da maalesef gelen arkadaşlar çok çabuk bir şey yapmak istiyor. Yani şimdi Z kuşağı falan diyoruz ya, hani bir sabırsızlıkla özdeşleştiriyoruz onları. Acaba diyorum hani bu gerçekten bu konsantrasyon, sabır... Biraz sabır ve uzun soluklu, meşakkatli bir iş. Onun için... Bu incelikli sanat üzerine. Siz tabii sanatınız resim sanatı üzerine aldınız herhalde değil mi hocam bir eğitim? Yani hayır. Mikro art üzerine almadım dediniz ama... Hayır, ben temelden... hiç hocam olmadı benim. İşte onun için belki de böyle... Sınırlamadım. Cahil cesareti derler ya. Ben öyle doluyorum her işe. Mikro arta, mücevhere yani... Evet. Belki okuyabilseydim, okumuş olsaydım belki bunların hiçbirisini yapmayacaktım. Evet, evet. Belki o yüzden de ben... Biraz daha kalıpların içine de bazen sıçrabiliyor evet. Değil mi akademik hayat? Hep şey diyorum zaten, Tanrı bana iyi bir el, iyi bir göz ve bunlara çalışacak arkasında kocaman bir yürek vermiş diye. Evet. Ben de o şeyle özellikle yurt dışı ayağında yapmamız gereken ne ise hangi proje olursa olsun biz varız. Olmaya da devam edeceğiz yani. Harikasınız hocam. Çünkü başka türlü olmuyor.
Allah ömür versin diyoruz. Yani, sevgili, evet, Burçin'den ben sorayım. Süremizin herhalde finalize ettik. Şöyle bir gösterelim hocam. Ben size bunu takdim edeyim. Hocam şahanesiniz, müthişsiniz. Uf, işte şurada bir, hemen bir. Boğaz mı burası? Boğaz içi yani mi? Yani böyle çok tam Boğaz içi olmaz ama uzakta bir Süliyet'teki işte o İstanbul'u yansıtacak şeyler çok önemli, o dolgular. Yani evet, şöyle bir sadece çok kısa zaman diliminde ortaya evet, çıkan. Evet, harikasınız. Hani biraz sizi zorladık biliyorum ama hani şu canlı performans önemli ama siz de evet alışkınsınız. Central Park dahil olmak üzere dünyanın her yerinde. Evet. Hasan Kale hocam çok kısa süre içerisinde işte şöyle bir şey çıkardı karşımıza. Gökte martılar, orada bir kayık, batmakta olan bir güneş mi diyelim evet, tepelerin yani arkasında. Muazzam. Mikro art, minyatür değil. Tabii bu diyelim, bizim için şu anda çok bu, büyük bir alan, dev bir satır alan. Bu satır yani. Gerçekten hocamın açısından devasa bir evet. tuval. Çünkü hocam daha bir pirinç tanesi üzerine de çıkarabilirdi değil mi? Evet, aynı işi. Aynen. Ya iyi ki varsınız Hasan Kale. Çok teşekkür ederim. Süpersiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yani böyle öyle bir tertemiz bir şey getirdiniz ki buraya, bambaşka bir şey getirdiniz. Yolunuz daima açık olsun. Allah uzun ömür versin size. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Sizin zaten iyi yayınlar bundan sonra tüm programlarda. Sağ olun hocam. Umarım Amerika sonrası oradaki anıları anlatmak için bekliyorum. Tekrar bekliyorum. Hevesle, heyecanla sizi bekliyorum. Hocamız 5 Aralık'ta ve 1 Aralık'ta önce New York'ta olacak. 1 Aralık özür diliyorum. Washington, 5 evet. Aralık New York. Artık sonrasında Türkiye hangi araya oluşarsa bekliyoruz. 29 Ekim'de de İzmir sergisi. 29 Ekim İzmir kaçırmasınlar sergisi. Kaçırmasınlar derim 22 yani. Nisan 2022 Ankara. 29 Ekim 2022 Cumhuriyet'in 100. yılı İstanbul. Süpersiniz. Yolunuz bu arada üretmeye devam. Kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından bu sefer biraz şu dış politikanın tehditkar sularına taşıyalım. Bu barış dolu, huzur dolu yayından sonra. Görüşmek üzere. Evet, gün ortası devam ediyor. Çok değerli bir sanatçımızı ağırladık ve şimdi de birazcık şu dedik ki dış politikanın tehditkar sularına doğru ilerleyelim. Konu şimdilik biz değiliz. Konu biraz Çin. Şu Çin'e, kızıl ejderhe bakmak istiyoruz sevgili seyircilerimiz. Özellikle son dönemde Çin'le Tayvan arasında çok ciddi anlamda bir gerilim başladı malum biliyorsunuz. Çin'in Tayvan üzerindeki işte iddiaları ortada, bilinen bir şey. Bunları hani araştıran bilen biliyor. Ama son dönemde Çin Tayvan'a dönük o baskıyı biraz artırmış gibi görünüyor. Çok ciddi bir askeri faaliyetler var. Böyle izinsiz Tayvan hava sahasından geçen Çin uçakları falan. Bütün bunlara bakınca tabii konumuz sadece Çin ve Tayvan olmayacak. Kızıl Ejder artık yavaş yavaş uyanmaya başladı. Nasıl bir güç topladığını çok iyi biliyoruz zaten ama dünya hegemonyasında, dünya egemenliğinde artık liderliğe oynama noktasındaki o ilk somut adımlar çok net olarak dünyaya gösterilmeye mi başlanacak? Bundan sonra nasıl devam edecek diye soracağız. Çok değerli bir uluslararası ilişkiler uzmanı hocamız olan Profesör Doktor Tarık Oğuzlu ile konuşacağız bunları. Tarık Hocam hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler Ahu Hanım. Çok edebi bir giriş yaptınız öncelikle. Tebrik etmek istiyorum. Çok güzel bir giriş oldu. Estağfurullah hocam. Sizden aldığımız bilgilerle bir şeyler parçalamaya çalışıyoruz diyelim. Öte yandan haberci kimliğimizle merak da ediyoruz hocam. Yani Çin'le Tayvan'dan çok Çin ne oluyor, nereye gidiyor merak ediyoruz. Çünkü işte elimiz yüreğimizde acayip bir dünya. Böyle belirsizlikler içerisinde başımıza gelmedik şey kalmadı. Her an her şey olabilir de bu onun ilk düğmesi, ilk startı mı acaba diye düşünmeden edemiyoruz. Her şeyden de bir anlam çıkarıyoruz açıkçası. Siz nasıl görüyorsunuz? Çin ve Tayvan'dan başlayalım ama şöyle bir büyük resmi sizinle çizelim Tarık Oğuzlu. Hayırlı uğurlu olsun bu arada yeni title diyelim hocam inşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bilal'le konuşuruz. Onunla ayrı konuşuruz. Buyurun evet. Şimdi şöyle tabii yani Çin'le Amerika arasındaki gerginlik çok uzun yıllardan beri devam ediyordu. Son yıllarda iyice arttı bunu biliyoruz. Tayvan arasında. Yani Çin ve Amerika arasında Tayvan üzerinden bir Tayvan gerginlik. Üzerinden, evet. Çünkü Tayvan biliyorsunuz 1949'dan bu yana Çin Halk Cumhuriyeti'nin yönetiminde değil öyle söyleyelim. Hı. Yani orada bağımsız bir devlet var. İngilizcesi Republic of China. Bir de Çin Halk Cumhuriyeti var. People's Republic of China. Ama Pekin'deki hükümet Tayvan'ı Çin anakarasının bir meşru parçası olarak kabul ediyor ve onu mutlaka ve mutlaka Çin topraklarına katmayı en önemli hedeflerinden birisi olarak görüyor. Yani Çin'in yükselmesinin dünya siyasetindeki hegemonik
yeterli konumunun ispat edilmesinin olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi bu. Yalnız çok kolay bir şey değil bu. Çünkü Amerika'nın özellikle Çin'in bu Tayvan'ı kendi topraklarına katma yönündeki politikasına sessiz kalması, böyle bir oldu bittiye izin vermesi, bunu görmezden gelmesi inanılmaz maliyetler ortaya çıkarabilir dünya hocam? Siyasi coğrafyasında. Bir kere Amerika'nın inandırıcılığı noktasında ciddi soru işaretleri doğurur. Kimlerin gözünde? Amerika'yı kendi güvenlikleri için vazgeçilmez gören müttefiklerinin gözünde. Kimler bunlar? Hem Avrupa ülkeleri, hepsi istisnasız, hem de Doğu Asya'da bulunan Japonya, Güney Kore, Avustralya gibi ülkeler. Böyle bir oldu bitti olursa ve Amerika gözlerini kaparsa özellikle Uzak Doğu Asya'da silahlanma yarışının hızlanma ihtimali çok yüksek olur. Japonya, Güney Kore ve Avustralya gibi ülkeler kendi güvenliklerini sağlamak adına bağımsız olarak nükleer silah dahi elde etmek isteyebilirler. Bu bölgedeki istikrarsızlığı arttırır kesinlikle. Veya şu da olabilir alternatif olarak düşünecek olursak. Hani bu ülkeler böyle bir resim gördüklerinde şu sonucu da çıkartabilirler. Ya aslında Çin'le papaz olmaya da gerek yok. Çin artık düşünün yani Amerika bile Çin'e ses çıkartamıyor. O halde biz Çin'in dümen suyundan gidelim. Onun daha iyi ilişkiler geliştirmeye çalışalım. Böyle bir sonuç çıkartırlarsa ki bu da olasıdır. Bu sonucu daha çok ASEAN ülkeleri çıkartabilir. Çünkü bunlar Çin'e ekonomik anlamda çok daha fazla bağımlı olan ülkeler. Bu Çin'in yayılmasını, hegemonik yayılmasını ve bölgesel liderliğini pekiştirmesini daha da mümkün kılar. Bu çok yaşamsal bir konu Ahu Hanım. Yani, evet. Amerika'nın küresel siyasetteki konumu, Amerika'nın müttefikleri gözündeki caydırıcılığı ve Çin'in olası küresel hegemonyasını pekiştirmesi bağlamlarında baktığımızda çok hayati bir konu. Hocam çok hayati bir konu. Tayvan sadece Tayvan değil yani Çin'le Tayvan arasındaki gerilim. Amerika'nın küresel iktidarının artık neredeyse tam anlamıyla Afganistan'dan sonra çok sorgulanmaya başlandı özellikle ama hani bu son noktayı vurabilecek bir durum olur, bir tablo ortaya çıkarabilir diyorsunuz. Şunu merak ediyorum, Tayvan'daki bu gerilimi Çin başlattı hocam. Burada nihai hedef ne, amaç ne? Yani artık ejderha uyandı, hani son darbeyi vurmaya mı hazırlanıyor? Biz o kuartıra girdik mi ya, son şeye, viraja girdik mi hocam? Aslında bence girmedik. Uzun yıllardır Çin zaten bunu söylüyordu. Yani Tayvan'ın Çin'in parçası olması fikri yeni bir fikir değil. Bu uzun yıllara dayanan bir şey. Ama bu yöndeki arzusunu, kararlılığını ve bunu askeri güç enstrümanları üzerinden gerçekleştirme iradesini son yıllarda daha bir belirgin hale getirdi Çin. Biz bunu görüyoruz. Evet. Bu da neden oluyor? Çünkü Amerika'nın küresel sistemdeki gücünün erozyona uğramış olması, işte Afganistan fiyaskosu, Orta Doğu fiyaskosu, işte Amerika'nın kendi içindeki demokrasi fiyaskosu, Çin'e bir şekilde özgüven pompalamış gibi gözüküyor. Ama şöyle bakalım. Yani Amerika'nın bir oyunu var şu anda Çin'e karşı oynadığı. Nedir o oyun? Amerika Çin'i hata yapmaya zorluyor. Ben bunu hep söylüyorum. Çünkü Çin medeniyet, yani binlerce yıllık bir medeniyeti ve stratejik sabra sahip olan bir ülke. O kadar yıl beklemiş, sabretmiş, adım adım yükselmiş. Azıcık daha bekle, azıcık daha sabırlı ol, erkenden topa girme. Yani Çin'in bu hatayı yapmaması lazım. Evet. Şimdi Amerika Çin'i hata yapmaya sevk ediyor. Bunu nasıl yapıyor? Çin üzerindeki baskıyı arttırarak yapmaya çalışıyor. Örnek işte Hindistan'ı, Japonya'yı ve Avustralya'yı bir araya getirerek dörtlü bir ittifak ilişkisi kurdu bölgede. Çin'i çevirmek adına. AUKUS. Başka bir örnek, AUKUS örneği var. Avustralya, Birleşik Krallık ve Amerika arasındaki işbirliği. Çin'i hata yapmaya sevk. Ne kadar erken hata yaparsa Çin yorulacak, tükenecek, kaynaklarını boşu boşuna israf etmiş olacak ve gelişme sürecini de geriye atmış olacak. Yani bu ekonomik anlamda da Çin'e müthiş bir tuzak. Yani Çin'in bu oyuna girmemesi lazım. Zaten bundan dolayıdır ki benim düşüncem Çin bu baskıcı metotlarını, yöntemlerini uygulamaya devam edecek. Bu stresi asla azaltmayacak şeyin üzerinde, Tayvan'ın üzerinde. Çünkü o da inandırıcı ve kararlı gözükmesi gerekiyor. Ama stratejik bir çılgınlık yapıp da bir işgal gelebilir mi? Yani açıkçası gelmemesi gerekir. Yani o zaman bu zaman değil diyorsunuz. Yani bence değil. Ama hiç belli olmaz. Çünkü Çin'de de çok ciddi sıkıntılar var biliyorsunuz. Ekonomide bir yavaşlama var. Bir dönüşüm süreci yaşıyor şu anda Çin Halk Cumhuriyeti. Xi Jinping'in politikalarını belki başka bir programda daha detaylı konuşuruz. Bir meşruiyet sıkıntısı var rejimin.
Bunu da aşmanın en önemli yöntemlerinden bir tanesi hep dış politikada daha agresif, daha yayılmacı, daha iddialı tutum takınmak olmuştur. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Yani bu milliyetçi bakış açısını pekiştiren, güçlendiren bir iç siyasi hava da var şu anda Çin'de. Tehlike yaratan da bu. Unutmayalım, Çin hükümeti Çin halkından daha az milliyetçidir aslında. Çin halkı daha milliyetçidir. Yani hükümeti gaza getirebilirse ancak halk getirebilir. Evet. Garip bir denklem var Çin'de. Ama ben aklı selimin galip geleceğini ve tarafların birbirine el ense çekmeye amiyane tabirle ifade edecek olursak devam edeceklerini düşünüyorum. Ama buradan bir savaş çıkması çok mümkün değil. Çünkü yıkım olur. Evet hocam, anlıyorum. Ama zamanlama açısından doğru olmayacağı kanaatindesiniz. Günün sonunda nihai hedefi nedir Kızıl Ejder'in hocam? Yani bir küresel imparatorluk kurmak istiyor mu Çin? Baktığımız zaman şu dünyayı çepeçevre sardığı şu kuşak yol projesi başta olmak üzere son dönemde attığı adımlar, ekonomik açıdan geldiği nokta. Nihai hedef küresel bir imparatorluk mudur? Amerika'nın yerini almak mıdır? Yani şöyle, önce kendi bölgesindeki hegemonyasını pekiştirmek, Amerika'nın bölgedeki varlığını sorgulanır hale getirmek, Amerika'yı bölgeden uzaklaştırmak, Amerika ile müttefikler arasındaki çatlağı olabildiğince açmak ve Amerika'nın müttefiklerini yalnızlaştırıp onları yutmak, böyle bir strateji. Bu nihayetinde küresel bir hegemonyaya evrilir mi? Açıkçası bekleyip görmek lazım. Yani daha kat etmesi gereken çok ama çok uzun bir yol var Çin'in önünde. Çünkü Çin daha kendi sorunlarını halledebilmiş bir ülke değil. Yani 12.500 dolar ulusal geliri olan, kişi başına ulusal geliri olan bir ülke bahsediyoruz. Karşısındaki güç Amerika 65.000 dolar. Nasıl anlatsam? 800 milyar dolar Amerika askeri harcama yapıyor bir yılda. Çin'in askeri harcaması 250 milyar dolar daha yeni. Amerika'nın etrafında onunla işbirliği yapacak 70 küsür müttefik ülke var dünyanın farklı yerlerinde. Yani Amerika gelin dese yüksek ihtimal gidecekler. Çin kimle gidecek? Sahaya kimle çıkacak? Yani daha yalnız bir ülke. Onu da söyleyelim. Bir şey daha ifade etmek isterim ama Amerika'nın kötü, Çin'in iyi yaptığı bir şey var bu mücadelede. Çin ekonomik enstrümanlar üzerinden bu küresel hakimiyetini gerçekleştirmeye çalışan bir ülke. Amerika gibi askeri enstrümanları çok sık kullanan bir ülke değil. Siz de ifade ettiniz. Yol kuşak projesi çerçevesinde dünyayı sarıp sarmalıyor. Evet. Yani kendisinin merkezde olduğu bir örümcek ağı yaratmış durumda. Ve yüzden fazla ülkeyi de birinci ticaret ortağı olarak kendisine bağımlı kılmış durumda. Yani bu yönde gidecektir Çin. Bence zaman Çin'in lehine akıyor. Evet. Yani Çin'in yapması gereken biraz sabırlı olması bence. Peki. Zaten Çin demek sabır demek hocam. Değil mi yani? Zaten Xi Jinping'in bu kadar sabırsız davranması sorgulanıyor. Evet. Ne oluyor ya bu kadar sabırsız? Evet, oluyor? Gerçekten muazzam bir sabır. Bir kültürel, bir tarihten, geleneklerden gelen muazzam bir sabır. Hocam biraz şu güçlü Çin'in uluslararası dengeleri etkisini de şu kalan bir zamanda konuşalım. Malum yeni yeni paktlardan söz ettiniz. İşte en son AUKUS paktının nasıl NATO içerisinde bir sıkıntıya yol açtığını gördük. Özellikle Avustralya, Fransa arasında hani ciddi de bir tartışma oldu. O yüzden hani güçlü mü Çin bundan sonra dünyayı nasıl şekillendirecek? Bir kere Çin'in Amerika'dan temel bir farkı var Aha Hanım. Çin başka ülkelerin iç işlerinde nasıl yönetildiklerine pek karışan bir ülke değil. Herkesle pragmatik, karşılıklı, fayda odaklı, stratejik bir işbirliği geliştirmek isteyen bir ülke. Hatta şunu söylüyor, ben ekonomik anlamda güçlenirsem siz de güçlenirsiniz. Yani hep birlikte güçleniriz ya da hep birlikte çökeriz. Bu korkuyu, bu havayı vermeye çalışıyor başka ülkelere. Bu bir yayılmacılık gibi bir iddiası yok. Yani millete akıl vermek, nizam vermek gibi bir iddiası yok. Amerika liberal demokrasiyi evrensel görüp başka ülkelere bunu dayatmaya çalışıyor ya, yaymaya çalışıyor ya. Bu Amerika istisnacılığının önemli bir parçası. Çin'de böyle bir kültür yok. Çin yani komünist rejimini, otoriter yönetim algısını, anlayışını zorla veya bile isteye yayıyor, başkalarına dayatıyor değil. Ama bir örnek olduğu, bir model olduğu da bir vaka. Bunu da söyleyelim. Evet. İdeolojik anlamda bir kutuplaşmaya girmek istemiyor. Mesela Biden Amerikası bunu yapmaya çalışıyor. Dünyayı demokratlar ve otokratlar olarak ikiye bölüp Çin'i yalnızlaştırmak ve üzerindeki baskıyı arttırmak istiyor. Ama Çin'in bu topa girmek istemiyor, ideolojik bakmak istemiyor bu çerçevede. Bu da onun bence bir artısı. Yani Çin'in başat olduğu bir dünya düzeninde
Amerika'nın başat olduğu bir dünya düzeninden daha farklı bir hayat bence bizi bekliyor. Yani bu çok olumlu bir şey değil bence. Evet. Çünkü bu otoriter ve baskıcı eğilimler, tekno-otoriteryenizm, dijital otoriterlik biliyorsunuz detaylarını belki daha sonra tabii, açarız. Tabii. Daha yaygın pratikler olarak karşımıza çıkabilir önümüzdeki yıllarda. Yani bu Covid sonrası başlayan işte herkesin bir dijital kimliğinin olması vesaire ya da işte pek çok kısıtlamanın getirilmesi gibi hadiseler kalıcı olur. Bir de Çin gibi emperyal bir gücün işte bakınız Çin başardı hani bu şekilde noktasıyla aynen. bir meç olursa, doğrulanırsa bu gerçekten de çok büyük bir sıkıntı. Bir rol model olarak karşımıza evet. çıkabilir. Peş peşe farklı farklı ülkelerde diyorsunuz kötü örnek, hocam. Kötü örnek. Bence kötü örnek olur yani. Peki. İyi bir örnek değil. Her kötü şey, örnek. Her şeye rağmen hocam Çin'le herkes çok güzel bir ilişki kurmaya çalışıyor. İngiltere işte evet. Brexit'ten ayrıldı. İşte Çin'le farklı bir paktını kursa bile ABD ile orada farklı bir daha rahat bir yol açmak istiyor kendisine. Avrupa dediğimiz zaman Avrupa'nın lideri Almanya açısından baktığımız zaman yani bu bir uluslararası ilişkiler açısından baktığımız zaman Çin'in hem Avrupa ile ilişkisine Almanya ilişkisine neler söylersiniz? Birkaç not da öyle alayım. Valla şunu söyleyeyim siz zaten bana pas atmış oldunuz. Ben de gol yapmaya çalışayım elimden geldiğince. Yani 3 tane dev Alman otomobil markası var. BMW, Volkswagen ve Mercedes. Evet. Bunların karlarının yarıdan fazlası Çin pazarındaki satışlarından kaynaklanıyor. Gerisini siz düşünün. Yani evet. Merkel'in Çin'e çok ticari perspektiften baktığı, Çin'in insan haklarını eleştirmediği, demokrasi karnesini eleştirmediği noktasında çok bir kanaat var. Avrupalılar ticaret perspektifinden bakıyorlar açıkçası pragmatik Çin'e. Pragmatik bir şekilde. Evet. Şahinleşmek istemiyorlar. Onların da stresi bu zaten. Bir yandan Amerika bunlara gaz veriyor. Hadi diyor güvenlik perspektifinden bakalım. Evet. Tehdit olarak tanımlayalım ama onlar da istemiyor. Çünkü Amerika değil Avrupa farklı. Japonya da aslında nihayetinde Almanya gibi bakıyor. Güney Kore de Almanya gibi bakıyor. Ama Amerika bunları fazla zorluyor ve baskı altına alıyor. Zaten bu süreçte bu middle power diyoruz biz İngilizce, orta güç seviyesine sahip ülkeler bunlar. Çok taraflı ticaret üzerinden kar elde eden ülkeler. Bunlar üzerine hangi süper güç baskı koyarsa tarafını seçme noktasında o kaybedecek. Evet. Yani bence Çin burada daha akıllı oynuyor. Yani Amerika kadar benimle misin değil misin hadi tarafını seç demiyor. Ve ne yapıyor? Çok akıllıca. Bu Avrupalı ve Japonya gibi Doğu Asyalı müttefiklerini Amerika'dan uzaklaştırmaya çalışıyor. Nasıl? Ticaret üzerinden. Karşı çıkar üzerinden. Yapmış mı? Evet. Vallahi bence yapmış yani. Evet. Peki. Başarı karnesi ortada. Son bir not da iletelim hocam. Bir ekonomi kanalı olarak şu Tayvan meselesiyle ilgili olarak malum dünyada korkunç bir çip krizi yaşanıyor. Piyasada neredeyse otomobil bulamıyoruz. Tayvan'da dünya çip üretiminin merkezi, beşiği konumunda. Hani oradaki bir sıkıntı şu çip meselesinin daha da işin içinden çıkılmaz haline getirebilir diye düşünüyoruz. Ama anladığım kadarıyla kısa vadede bir herhangi bir işgalle sonuçlanmaz. Sadece Çin orada kararlılığını gösteriyor. Ara ara bu tip gerilimler yaşanacak diyorsunuz. Ben öyle özetlemiş olayım Tarık Oğuzlu. Yanılıyorsam lütfen. Yok, aynen katılıyorum peki. Size. Abi. Çok çok teşekkür ediyorum. Yeniden buluşmak üzere. Çin'le ilgili daha derin değerlendirmelere, biraz daha kıtanın içlerine doğru ilerleyelim bir dahaki sefere hocam. Başta ekonomi olmak üzere görüşmek dileğiyle. Sağ olun kıymetli katkınız. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Tarık Oğuzlu, Profesör Doktor Tarık Oğuzlu'yu ağırladık. Burada gün ortası kuşağımızı noktalayalım sevgili seyircilerimiz. Gün ortası kuşağımızın hemen ardından sanayi ve ticaret programımız başlayacak. Karşınızda olacağım. Orada da Fisko Birlik Yönetim Kurulu Başkanı'nı ağırlıyor olacağız. Sanayi ve Ticaret'te Lütfi Bayraktar bizlerle birlikte olacak. Biraz şu Fındık dediğimiz meyveyi konuşalım. Türkiye'nin domine ettiği bir pazar ve meyve. Bizden ayrılmayın. Total istasyonları gün ortasını sundu.